Evet arkadaşlar. Kur'an Efendimiz buyuruyorlar ki cennet mekan, ilahi rıza nerededir bilinmez. Arayıcı olmamız lazımdır. Allah'ımızın rızası nerede? Yani daha ziyade nerede? Razı olduğu şeyler belli. Biz bunlara İslam diyoruz zaten. İnne dîne indellâhi İslam buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani Allah'ın yanında tek geçerli olan şey İslam'dır. İslam'dan kasıt, İslam'ı oluşturan, İslam'ın içini dolduran değerler, hakikatlerdir. Namaz İslam'dır. Oruç İslam'dır. Abdest İslam'dır. Hac İslam'dır. Sadaka İslam'dır. Yani bunlar İslam'dandır. Günahtan sakınmak, gözünü harama karşı yummak, dilini muhafaza etmek, ağzını kapamak, mideni muhafaza etmek, haram lokma girmesin diye, bunların hepsi İslam'dır. Sizin için din olarak İslam'dan razı olduk buyuruyor Cenab-ı Hak. İslam'dan razı olduk. Dolayısıyla biz de eğer İslam'dan razı olursak, yani İslam'ı kabullenirsek, hayatımızı ona göre tanzim edersek, Allah-u Teala bizden de razı olmuş olur. Bunların içinde ziyade neden razı? Daha karlı olan. Bunu aramamız lazım. Kulluk da zaten burada devreye giriyor yani. Burada devreye giriyor. Biz hepsini bir şuur ile, ihlas ile, efendim, samimiyetle فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرَغْتَ. Birini bitirdik, tamamladık, ondan boşa çıktık. Öbürüne sırada ne varsa ona yöneleceğiz. Yahu bu kadar yeter diyemeyiz. Gücümüzün yettiği kadar azimkar olacağız, sebatkar olacağız. Öğleyi kıldık. Yeter bugün işte bir öğlen kıldım. İkindiyi de yarın kılalım. Hayır. Öğleni bir tamam farzıyla, evvel ahir sünnetleriyle kamilen kılacaksın. Kılacaksın. Eğer öğlenden sonra misal kılınması gereken başka bir namaz daha olsaydı, onu da kılmakla yükümlüydük, onu da kılacaktık. Kulluk bunu gerektirir. Cenab-ı Hak bize zikri kesiri emrediyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اُذْكُرُ اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Ey müminler, Allah'ı zikredin, zikri çoğaltın, onu arttırın, ziyadeleştirin. Zikir bu ibadetlerin tamamı. İslam'ın tamamı zikir nevinden arttırın. Farz olan namazlar belli.
Hac, Zuhur, Asr, efendim Mağrib, bunları da bilir. Şimdi biz Türkçe söylüyoruz. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. Bir de bunların Kur'an'da geçtiği ifadeler var. Yani kendi mübarek kelimeleri var. Allah'ımızın ifade buyurduğu kelimelerle. Sabah namazı. Tam yeri ağırırken, fecir sökerken. Zuhur, öğle namazı. Güneş tam zahir olmuşken, bedirleşmişken, tam tepede. Asır, ikindi namazı. Asır suresi var değil mi? Öyle asır. İkindi namazı. Mağrib, gurup, güneş batarken, akşam namazı. Garp diyoruz değil mi? Batıya. Batılan yer olduğu için, batmış yer olduğu için. Batı. Evet. Garp. Akşam namazının da ismi gurup. İşa. Yatsı namazı. Gece. Ondan sonra bunlar farz namazlar. Bunların sünnetleri var. Sanki de farza yakın teheccüd. Gece. Gecenin üçte biri, üçte ikisi geçtikten sonra teheccüd namazı. 2, 4, 8'e kadar sünnettir. Fazileti çok büyük. Ya o da kalsın. Kalsın da öbür tarafta da senin için öyle derlerse sıkıntı olur yani. Kalsın derlerse senin için onu da bırakın kalsın. Araf'ta kalıverirsin. İslam'ın güzelliklerinden hiçbir şey kalmasın arkadaşlar. Kalmamalı. Kalmamalı. Dünyevi bir mesele oluyor. Ne diyoruz? Ölmek var, dönmek yok. Neticesi çok da belli değil. Ölmek var, dönmek yok. Sonuna kadar diyoruz işte. Ben bu işte kalıbımı basarım. Sonuna kadar varım. Ey Müslüman, niye Allah için böyle değilsin? Allah için niye sonuna kadar yoksun? Allah şu gördüğün kainatı senin için halk etmiş. Sen niye Allah için kalıbını basamıyorsun? Hiçbir şeyi esirgememiş. Sen layıksın değilsin bakmamış. Suyunu, havanı, rızkını, sıhhatini, aklını, gücünü, kuvvetini, neslini ihmal etmemiş. Hepsini en güzelinden, en mükemmelinden sana lütfetmiş. Sen dünyevi bir meseleden dolayı kalıbını basarken
sonuna kadar devam ederken, kanının son damlasına kadar devam ederken, aynı tavrı Allah için gösteremiyoruz. Sonuna kadar olamıyoruz. Sonsuza kadar olamıyoruz. Kalsın diyoruz. Kıl beşi bitir işi, tamam. Beş vakit kıldın mı yetiyor sana. Ama sofraya oturdun mu bakıyorum ki tek bir ekmekle kalkmıyorsun. Bir ekmek de yetiyor, doyuruyor. Kuru ekmek doyuruyor. Yanına katık istiyorsun. Bir çeşit katık da yetmiyor. Yani bir kahvaltıda misal. Peynir olacak. Zeytin olacak. He? Yağ, bal olacak. Biraz daha durumun iyi ise salam, sucuk, sosis olacak. Çay olacak. Efendim, ne o ekmeklerin üzerine sürülen çikolata, fıstık ezmesi. Hocam onlar çocuklar için. Ha, sen yemiyorsun yani. Bunların hepsi olacak kahvaltıda. Yumurta haşlanacak veyahut kırılacak. Allah daha ziyade kılsın. Helalden versin. Ama birader insaf et yani. Sofra böyleyken senin o zahir sofra. Bu sabah kahvaltın. Hani argoda öyle bir tabir var ya, kral gibi diyor. Sabahları kral gibi ye. Ye. Afiyet olsun. Ama öyle de ibadet et. Paşam. İbadet sofran, manevi sofran da öyle olsun, donanımlı olsun. Sünnetiyle, vacibiyle, farzıyla, nevafiliyle dolu dolu olsun. O sofrayı düşün. Onu veren Allah. Evet. Allah. Hasta olanları düşün bir de. İmkanı olmasına rağmen Allah bir hastalık vermiş. Bütün ümmete şifa versin. Hiçbirinden yiyemiyor. Ekmek yiyemiyor. Canı çekiyor. Yiyemiyor ekmeği. Niye? Ekmekte şeker var. Şekeri yükseltiyor. Senin o yediğin salamı, sucuğu yiyemiyor. Belki çok seviyor. Niye? Adamda kolesterol var. Triglisit var, yiyemiyor. Çay içemiyor. Damar sertliği var, ülser var vesaire. Çayı da içemiyor. Ne yapacak bu adam? Gözleriyle seyrediyor böyle. Gözleriyle yiyor. Sana öyle bir şey vermemiş. İştah da vermiş Cenab-ı Hak. Saldırıyorsun. Baharda yazıya çıkmış kuzu gibisin. Sofraya saldırıyorsun. Bir elin de yetmiyor. İki elinle birlikte yiyorsun. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki o münafıklar. Kalplerinde maraz olanlar. Hadi Allah'ı zikredin dediğinizde
az az zikrederler. Uçacak mıyız canım? Kafayı yeriz sonra. Allah bunu buyuruyor. Hadi zikredin. Az az. Hadi namaza dediğinde onlara, hadi namaz kılalım. Üşene üşene buyuruyor Cenab-ı Hak. Üşene üşene. Gerneşe gerneşe, esneye esneye. Bando muzika lazım onlara ki namaza kalksınlar. Neymiş bunların derdi? Münafıklık. Ayet. Nifak. Hastalıkları bu. Bunlar yarın kıyamette kafirlerden daha alt derecede olacaklar buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet. O sofraya iki elinle saldırıyorsun. Güzel. Ama ibadette de aynı tavrı sergile. İslami meselelerde de tutumun böyle olsun. Namaza böyle sarıl. Bunların hepsi, bunlar İslam. Biri bitti mi? Öbürüne yöneleceksin. Çünkü niye? Miskalden vazgeçmiyor Cenab-ı Hak. Zerre. En ufak madde. Zerre. Maddenin en ufağı. يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Sen Allah için zerre hayır yaptın, zerre bir iyilik, güzellik yaptın, İslam'dan bir zerre yaptın, Allah onu zayi etmiyor, onu kaydediyor. Senin lehine onu değerlendiriyor. Senin Allah'ın yanında bir zerren var. Evet. Düşün ki o zerre misal elmas olsa. Dünyevi değer üzerinden. O zerre elmas olsa. Ne kadar bir servet. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ben geliyor teraziyi Cenab-ı Hak. Zerre de şerrin varsa, zerre şer, nefsin adına bir şey yapmışsan, onu da kaydediyor, onu da senin aleyhine koruyor Cenab-ı Hak. Zerre şerrin de kaybolmuyor. Adaleti gereği. Adaleti gereği. Bu teraziyi sana bildiriyor işte, dengele bunu. Dengele. Çalış, elmas kazan. Elmasların olsun. Kalk geceler,
Elmasların olsun. Gündüzlerini düzenle. Düzenle gündüzlerini. Evet. Şu şehir trafiğinde işten eve, evden işe 2 saatin, 3 saatin gidiyor. Sabah giderken, akşam dönerken en az 4-5 saat günlük gidiş geliş. Düşün ki misal bir talebe mektepte kaç saat duruyor? O da o kadar duruyor. Günlük 3-5 saatle mektepten mezun oluyor. Devam ediyor. Mezun oluyor. Onun cumartesi pazarı var. Gitmiyor mektebe. Şubat istirahati var, gitmiyor. 15 gün, 20 gün gitmiyor. Yaz geliyor, 3 ay mektepler kapanıyor, gitmiyor. Senin hiçbir istirahatin yok. Belki cumartesi, pazar da gidiyorsun, çalışmak zorundasın. İşe öyle 3 ay, 5 ay tatilin de yok, iznin de yok. Sürekli gidiyorsun. Mektep yanında bir kitap olsa, he? Sultan-ı Enbiya'nın dua buyurduğu bir kitap. Ya Rabbi bana faideli bir ilim ver. Ve kur Rabbi, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a yönel ve dua et. Ondan şöyle iste. Rabbi, ey Rabbim, ey Allah'ım, zidni ilme. Bana, beni sana ulaştıracak bir ilim ver. Seni tanıtacak, seni sevdirecek, seni bildirecek, sana kavuşturacak. Bana bir bilgi ver, bir ilim ver. Senin katından, yanından. İşte bunu elde edeceğin bir kitap olsa, günde 5 saat okusan, ha? Seni mezun etmezler mi? Seni bu irfan mektebinden mezun etmezler mi o zaman? O genç mesela gidiyor bir mektebe, ne mektebidir? Sanat mektebidir, ne mektebidir, ticaret mektebidir vesairedir, mezun oluyor. Sen irfan mektebinden mezun olursun. Evet. O mezun oluyor, boş gezenin boş kalfası oluyor. Sen arif olursun. Arif. Bir tesbih olsa elinde, günlük 5 saat, bak boşa gidiyor. Ben sana diyorum ki ben sana bir virt vereyim, yarım saat, razı olmuyorsun.
Ya birader ben sana bir tesbih vereyim, yarım saat çek. İşte sana 5 saat. İşe giderken, gelirken o tesbihi çek. Vallahi evliya olursun. İhlas ile yaparsan. Bizde hiçbir derviş günlük 5 saat zikretmiyor. Evet. Şeyhülük bitirenler bilirler. En son dersleri bile 3-4 saatte bitiyor yani onların. Şuluk bitirirsin, evliya olursun. Bak o zerreler, o biriktirdiğin elmaslar sana nasıl geri dönüyor? Sen ne yapıyorsun? O 5 saat nasıl geçiyor? Elinde bir telefon. Onun internetidir, bilmem ne zımbırtısıdır. Efendim, Facebook'tur. Hayır, Facebook, Facebook yok. Facebook olsun. Benim Hacı Süleyman öyle diyor. Ona soruyorlar, Hacı abi senin Facebook'un var mı? Yok, benim Facebook'um var. Senin de Facebook'un olsun. Dünya hayatı aldatıcı. Evet. Öyle derdi büyüklerimiz. Dünya tadı bal tadı, dünya bizi aldadı. İçi zehir doluymuş, dışını yaldızladı. Yaldız. Bir kol ordu komutanı bizim Erzurum'da, kudretli general, kol ordu komutanı. Erzurum'da 9. kol ordu var. Erzurum büyüklerinden, Erzurum'un manevi mimarlarından birini ziyarete gidiyor. Biraz da sitemli adam. Ben koskoca generalim. Efendim. Çağ açmış, çağ kapamış generalim ben. 40'lı yılların generali, düşünün yani. 40'lı yıllarda bir general, bir Kral Faruk. Ben bir generalim. Bu kadar benim şöhretim yok. Basit bir köyün imamı. Halkın dilinde bu adam yani necidir bu canım? Aşağı bir softanın birisi. Oturuyor millet bundan söylüyor, kalkıyor bundan söylüyor. Şunu ben bir göreyim yani. Gidiyor. Tirifani bir zat. Yaşı 80'lere, 90'lara varmış. Mübarek zatın. İşte genel oturuyor, bakıyor ki tabii omuzu kalabalık. Diyor ki, oğlum hayırlı olsun. Nesin sen? Kor generalim efendim diyor. Ben kor generalim. Allah var etsin diyor. Sonra ne olacaksın? Sonra ne olacaksın? O general olacağım diyor. O general olacağım. İşte
Daha sonra kuvvet komutanı olurum diyor. Hava, deniz, karar neyse. Kuvvet komutanı olurum. Sonra bitti. Daha olacağı bir şey kalmadı. Kuvvet komutanı oldu. Emekli olacak, bitti. Olursa şans yüzüne gülerse genelkurmay başkanı olur geldi. Hiç diyor. Sonrası yok. Sonra hiç olacağım diyor. Hiç. Oğlum buyuruyor. Bak senin hiç olmana daha zaman var. Ben şimdiden hiç olmuşum. Ben şimdiden hiç olmuşum, hiçim ben diyor. Hiçle uğraşılır mı? Senin daha hiçliğine var epey. Beklentin, ümidin, efendim yükseleceğin, tırmanacağın yerler var. Ben şimdiden hiç olmuşum. Ben kimse değilim oğlum diyor, benimle uğraşma yani. Hiç olmaya razı olamazsan Allah senden razı olmaz. وَمَنْ تَوَدَّعَ رَفَهَهُ اللّٰهُ. Hiç olursanız Allah sizi yükseltir. Değerinizi, derecenizi, kıymetinizi yükseltir. Adınız arş üstünde konuşulur. Evet. Sizin adınızdan melekler semada bahseder. İmza Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç olursan ama, onun tavadda, mütevazi olursan, kendini bilirsen, İslam'a sarılırsan, onun tekebbere, eğer kendini bir şey görürsen, general sanarsan, Kral Faruk sanarsan, alim, hacı, hoca, derviş, efendim, şu bu, kendi kendine gelin güvey olursan, vadahullah, Allah seni tersine çevirir, al aşağı eder. Aşağılardan aşağı olursun. Arş üstüne yükselecektin ya, düşün ki seni oradan aşağı atarlar. İçliğini bil. Allah'ın yanında kıymetin olsun, Allah senden razı olsun diye rızayı ara. Sünnette mi, farzda mı, teheccüdde mi, kuşlukta mı, işrakta mı, tesbihde mi, tevhidde mi, es geçme hiçbir. Es geçme. Vakitlerini değerlendir. Şu 5 saati unutma, boşa geçen, kaçak zamanı, ömür yahu bu, ömür.
Hocam işte o kadar yoruluyorum ki eve geliyorum, yorgun argın, haklısın. Yemeği yiyince de mayışıyorum, yatmak istiyorum. Sabah 7'de kalkıyorum veya sabah namazdan sonra yatamıyorum. Ancak hazırlanıyorum, işe gidiyorum, bir kahvaltı yapıyorsam doğrudur. Ama işte o giderken nasıl gidiyorsun? Dönerken nasıl dönüyorsun? O vakitleri değerlendir. Namaz kılamıyorsun misal o vakitlerde. Namaz vakti değil. Efendim. Belki senin konumun müsait değil. Abdest açısından misal. Ama bu Allah'ı zikretmene engel değil. Bir kitabı okumana engel değil. Ciddi tefekkür etmene, kendinle muhasebede bulunmana engel değil. Bir menkıbe ile mevzuya giriyor İmam Efendimiz. Tacirlerden birisi iflas eder. Bir memlekette bir tüccar, zengin bir adam, ticaret erbabı iflas eder. Ve çok fakir düşer. Sıfırı tüketir artık. Ciddi fakir düşer. Bir gün bir camiye gider. Kapıda bekler. Caminin kapısında durur. Kimseden bir şey istemediği gibi kimse de ona bir şey vermez. O belki 3-5 kuruş versinler diye kapıda durmuş ama bu bir şey söylemeyince camiye giren çıkanlar da buna bir yardımda bulunmazlar. Oraya bir fakir kadın gelir. Caminin kapısına bir bayan gelir. Fakir bir bayan. O da ihtiyaç sahibi, dileniyor. Kucağında da bir çocuk var. Bayanın. Der ki kadın, efendiler, birkaç kuruş veriniz. Bu çocuk babasızdır. Ve 3 günden beri de açtır. Hiçbir şey yememiş. Çocuk perişan. Allah için birkaç kuruş verin. Bu çocuğa yiyecek almak için. Fakat yine kimse bir şey vermez. Kadın durumunu arz etmesine rağmen halktan yine yardım eden olmaz. Bu duruma o tüccarın, fakir tüccarın içi yanar. Çok üzülür. Kadın ve çocuğa çok acır. Kendi derdini unutur ve döner kadına der ki benimle beraber gelin. Siz benimle gelin. Ve onları evine götürür. Arkasındaki hırkayı çıkarır. Sırtındaki hırkasını, cübbesini çıkarır, kadına verir. Kendisi de eski bir şey bulur, onunla örtünür. Yamalı, yırtık şey bulur, onunla örtünür. O gece yatar, uyur. Adam gece uykuya geçer. Rüyasında Cennet-i Âlâ'da gayet süslü ve mutantan bir köşkte bulunur. Çok şahşalı, öyle çok debdebeli, yani süslü, lüks bir köşkte görür kendini.
Bu köşkün kime ait olduğunu sorduğunda ona derler ki köşk senindir. Allah'ın sana ikramıdır bu köşk. Sen o fakir kadıncağıza hırkanı verdiğin için verecek bir şeyin yoktu. Dalındaki hırkanı verdin. Zat-ı Zülcelal Hazretleri de bu köşkü sana ihsan ve ikram buyurdu. Allah-u Teala da bu köşkü sana verdi. Hırkana karşılık. Sonra kendisine bir elma verirler. Rüyasında cennette ona bir elma verirler. Ve derler ki hele bu elmayı bir yar. İkiye böl yani. Ortadan yar bu elmayı. Elmayı yarar. İçinden bir huri çıkar. Bu kimindir diye sorar. Bu huri kime aittir? Derler ki bu da senindir. Gayet güzel, müstesna bir huri. Güzel kokusu herkesi mest eder. O sırada bu da uyanır. Rüyadan uyanır. Bakar ki o güzel koku evin içinde yaygın. Odasında hala o rüyada aldığı, cennette duyduğu koku var. O güzel koku devam ediyor. Şöyle dua eder. Ya Rabbi, eğer hakikaten bunları bana verdinse, bunlar benim nasibimse, sen bunları bana gerçekten lütfettinse ve bunlar bir rüyadan ibaret değilse, artık ben burada daha niye durayım ki? Beni niye dünyada saklarsın ki? Orada köşküm var. Bana hizmet edecek huriler de var. Cenneti de bana nasip etmişsin. Daha ben burayı istemiyorum. Burada da yapacak bir işim kalmadı. Baktım bitti her şey. Efendim, metelik yok. Bunlar rüyadan ibaret değilse artık ben burada daha niye durayım? Emanetini al, ruhumu kabzet de buradan kurtulayım diye Allah'a dua eder. Cenab-ı Hak da bunun bu duasını kabul eder, ruhunu kabzeder. Adam vefat eder. Eşref saate denk gelir, vefat eder. Evet, bu Adem'in verdiği şey ufak ve ehemmiyetsiz bir şeydir. Bir hırka vermiş. Ehemmiyetsiz bir şey ise de bak ki ne büyük bir nimete mazhar olmaya sebep olmuştur. O verdiği şey ile kazandığına bakın. Allah rast getirsin de verelim ve verdiğimiz şeyler yerine tesadüf etsin ve rıza-i Rabbaniye muvaffak düşsün. Zira rıza nerededir bilinmez. Yani ne yaparım da Allah benden çok razı olur bu bilinmez. Ufak bir bahane ile Cenab-ı Hak insana öyle nimetler ihsan buyurur ki akla hayale gelmez. Yine ufak bir şeyle de insan nazar-ı ilahiyeden sakıt olabilir, düşebilir. Ufak bir yanlışla bütün manevi sermayeyi kaybedebilir. Bu da akla hayale gelmez. Bu Allah'tır Azze ve Celle. Her şeye kadirdir, gücü yeter. Bakınız, bir gün Adem'in biri, bir insan yani, geceleyin azıcık uykudan uyanır gibi olur ve bir tarafından diğer tarafına dönerken
Nasılsa la ilahe illallah diyerek yine uykuya dalar. Sağa sola dönerken la ilahe illallah der. Ama uykuda kendisi. Uyuyor. Bir taraftan öbür tarafa dönerken Allah'ı zikreder. Bu Adem bir zaman sonra vefat eder. Ömrünü tamamlar, vefat eder. Bu Adem'i kıyamet günü hesap yerine getirirler. Fakat bütün ömrünü günahla geçirmiş olduğundan amel-i salih namına hiçbir şey bulamazlar. Mizana konacak, yani ağırlık teşkil edecek hiçbir şey yoktur. Tabiatıyla cehenneme gidecektir. O zaman bunu sürüklemeye başlarlar. Cenab-ı Hak, hele Adem'i bırakın diye emir buyurur. Bırakırlar. Rabbimiz buyurur ki, bu kulumuzun iyi sayılabilecek hiçbir ameli yok mu? Melekler derler ki, hayır ya Rabbi, bunun hiçbir ameli yoktur. Senin yanında makbul olacak hiçbir özelliği, hiçbir işi yoktur. Cenab-ı Hak buyurur ki, hayır, hayır. Onun benim yanımda bir ameli vardır ki, onu ben biliyorum. O da bilmiyor, kendi de bilmiyor. Onu ben biliyorum. O da falan vakit, falan gece o uyanır gibi oldu. Uykuda idi, uyanır gibi oldu. Sağa sola dönerken o aralık bir kere la ilahe illallah dedi ve uyudu. Bizi zikretti. İşte o tevhidin hürmetine onu bağışladım. O demek ki Allah'tan başka bir ilah olmadığına inandı. O Allah'a güvendi. Şimdi ben de onun o güvenini sarsmıyorum. Onu bağışladım. Bunu cennete götürün diye emir buyurur. İşte ilahi rahmet böyle sonsuzdur. Vaizin birisi, bugünkü derste hep böyle menkıbelerle dersi işlemiş mübarek. Vaizin birisi pek şiddetli vaaz eder ve herkesi çok korkuturmuş. Yani bir hoca efendi camide böyle sohbet ediyor ama sohbetleri sert, tehditkar, herkesi titretiyor. Mahşerin, mizanın, hesap ve kitabın korku ve dehşetini tasvir eder, açıklarmış. Köylünün birisi vaize demiş ki, bu hesabın başında bu kadar madem zorluk var, yani ahirette bu kadar hesap var, kitap var, bu zorluğun içinde bize yardım edecek, bize şefaat edecek hiç kimse yok mu? Kimse bulunmayacak mı? Allah bu kadar merhametsiz mi diye sorar. Cemaatten bir vatandaş. Vaaz efendi de der ki, aleyhissalatu vesselam Efendimiz ümmetinin yanında olacak. O hesap gününde Hazreti Peygamberimiz hazır bulunacak. Bunun üzerine o vatandaş, o köylü der ki, öyle ise kes. Daha beyhude, fuzuli bir şey söyleme. Bizi bu kadar korkutma yeter. Alemlerin efendisi varsa, Hazreti Muhammed Aleyhisselam varsa, sen daha ne anlatıyorsun ya? Öyle ise kes. Daha beyhude söyleme. İş bitti der. Ve vaaz da artık hiçbir şey söyleyemez olur.
onun da sanki dili tutulur, daha bir şey anlatamaz olur, böyle kalır. Bir gün yine Adem'in birisi Efendimiz'e gelir sallallahu aleyhi ve sellem. Sorar. Ya Resulallah, yarın mahşerde hesabımızı, kitabımızı kim görecek? Bizi kim muhasebe edecek? Kim muhakeme edecek? Alemlerin efendisine soruyor sahabeden biri. Yani bizzat Cenab-ı Hak mı bizi muhasebe buyuracak? Hesabımızı bizatihi kendisi mi görecek? Yoksa bunu meleklerine mi yaptıracak? Böyle bir soru sorar. Sultan-ı Enbiya Efendimiz de buyururlar ki bizzat Cenab-ı Hak kendisi muhasebe buyuracak. Hesabı kendisi yapacak. Bunun üzerine o sahabi der ki, öyleyse işimiz kolay ya Resulallah. Bu hesabı Rabbim yapacaksa bizim işimiz kolay. Evet, bakın İmam Efendi bizden yumuşak. Biz sohbetin başında biraz ümüğünüzü sıktık ama Hazreti imdadınıza yetişti yani. Büyüklük böyle işte yani. Büyüklük böyle. O sahabi der ki, öyleyse bu iş kolay. Zat-ı Zülcelal Hazretleri, Rabbimiz kadir ve muktedirdir. Kadir ve muktedir olan da merhamet sahibidir. Güçlü olan da aynı zamanda da merhamet vardır. Affeder. Daha niye korkalım ki diye söylenince Sultan-ı Enbiya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri bu sahabi doğru söyler der buyurarak tebessüm buyurur. Bu sahabi doğru söylüyor. Gerçi bunlar böyledir. Fakat dediğimiz gibi bunların aksi de varid olabilir. Siz madalyanın öbür yüzünde düşünün yani. Başta bizim söylediklerimizi de yabana atmayın. Bakınız, bir gün Hazreti Ali Efendimiz, kerimallahu vecihâ radıyallahu anh, ölüm anında bulunan veya vefat etmiş olan bir kişiyi görür. Yere düşmüş, kıbleden dönmüş olarak yatıyor. Kişi ya son nefeslerinde ya vefat etmiş. Yere düşmüş, kıblenin ters istikametinde yatıyor. Hatırına gelir ki, bu Adem'in yüzünü bari kıbleye çevireyim. Bu ölüyor, düşmüş veya ölmüş. Bunun yönünü kıbleye çevireyim ben. Tutar kıbleye döndürür. O Adem yine aksi tarafa döner. Ters döner yine o. Ali Efendimiz kıbleye çevirir, o ters döner. Tekrar bunu kıbleye çevirir, adam tekrar yine kıbleden döner. Bu durum birkaç kere tekrar eder. Hazreti Ali Efendimiz bu sırada şöyle bir ses duyar. O Adem'i bırak ya Ali. O insanı kendi haline bırak. Bu kimsenin, bir kimsenin yüzünü biz döndürdüysek artık kimse onun yönünü kıbleye döndüremez. Eğer biz onun yönünü yani kalbini kıbleden çevirmişsek onu bir daha kimse kıbleye döndüremez. Bizden yüz çevireni, yüzünü bizden çevireni biz böyle yaparız. Allah'ın emirlerine yüz çevireni biz böyle yaparız. Bu hitap üzerine Ali Efendimiz o kişiyi bırakır. Evet, Cenab-ı Hakk'ın aziz ettiğini kimse zelil ve hakir edemez. Zelil ve hakir kıldığını da hiç kimse
izzetlendiremez, onu aziz edemez. Hiçbir şeye güvenmemek, Cenab-ı Hakk'a iltica ile başımızın çaresine bakmak elzemdir, yani lüzumludur. Her işimizi yarına, ahirete bırakmak ve bağlamak hiç olmaz. Tehir etmek, ertelemek doğru değildir. Zira bilmeyiz ki orada nasıl olur. Şimdiden, yani bugünden kurbet ve uslat yolunu tutup, Allah'a yakınlaşıp, Allah'a kavuşma yolunu tutup, hesap ve kitabımızı burada iken sağlama bağlamak lazımdır. Saadet ve selamet de bundadır. Cenab-ı Hakk'a yaklaşma ise her vakit söylüyoruz. Ancak Allah'ın dostlarına muhabbetle, onlarla ülfet, ünsiyetle, arkadaşlıkla, birlikte beraber olup hizmetle mümkündür. Bu işin bundan başka yolu yoktur. Evliyaullah'a muhabbet ve hizmet etmek, onlarla münasebet ve yakınlık oluşturmak, ibadetlerin faziletlerinden, taatlerin en yücelerindendir. Onlardan ayrı ve uzak kalmak, iyilerden mahrum olmak ise her kemalden mahrumiyete, ebedi husran ve perişanlığa sebeptir. Allah muhafaza buyursun. Hadis-i şerifte Sultan-ı Enbiya aleyhissalatü vesselam buyurmuşlar ki, yüzü güzel olanların yanında hayrı isteyin. Yüzü sıfatı güzel olanların yanında Allah'tan hayır isteyin. Buradaki yüz batıni yüzdür. Yani yüzü güzel olanlar demek, ahlakı, imanı güzel olanlar demektir. Hayır ve selamet ancak bunların eliyle olur. Allah'a başka kapı, başka yol yoktur. Bunlara mülakat, yani bunlarla yakınlık, beraberlik, sohbet ve bunlara ittiba, bunlara uymak, tabi olmak insan için saadete varan tek yoldur. Cenab-ı Hak cümlemizi sevdikleriyle dünyada ve ahirette birlikte kılsın. Onları bize, bizi onlara sevdirsin. Bizi onlarla hayatın manevi zevkine, kulluğun şuuruna, efendim İslam'ın bilincine ulaştırsın inşallah. Cenab-ı Hak hiç kimseyi bu dünyada bu yollardan nasipsiz bırakmasın. Bizleri, nesillerimizi, efendim kısım akrabamızı, eşimizi, dostumuzu Cenab-ı Hak sadıklarla, salihlerle, kamillerle birlikte eylesin. Onların maneviyatlarından, ilimlerinden, irfanlarından, onların ulaştığı ihsandan Cenab-ı Hak bizlere de hisseler nasip eylesin. Amin.